Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlere artık yorumlarda yazmaktan bıkmadığınız tek şey olan ben nasıl Fatih olurum, kaç puanda Fatih olunur falan filan bu sorularınızı bu videoda cevaplayacağım ve son kez detaylı anlatım olarak cevaplayacağım. Bunu hani videomun başında açıklamama rağmen bazıları videoları atladığı için bilmiyor ve yorumlara yazıyorlar, işte diyorlar kaç puanda Fatih olurum, altın 2'yim Fatih olur muyum, elmas 1'im Fatih olur muyum diyen çok fazla insan var ve ben de bu videoyu çekiyorum. Sizlerden tek ricam, hani 5-6 dakikanızı ayırıp atlamadan izlerseniz hep bütün bilgileri öğrenmiş olursunuz, ama eğer atlarsanız sonra siz de artık yine yorumlarda bana bunları sormaya devam edersiniz diye düşünüyorum. Bu arada aşağıdan da videomuzu like atarak bana destek olabilirsiniz efendim. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak da bu tür videolarımdan faydalanabilirsiniz. Fatih olduktan sonra da Fatih Ligi'nde rank maçları atacağım, haberiniz olsun. Hani şu anda ben mesela Fatih'e az kaldı. Ne zaman tam Fatih olurum bilmiyorum. Sizlere birazdan da gösteririm zaten. Ama hani az çok da olsa sizlere bildiğim bütün bilgileri göstermek istiyorum. Şimdi isterseniz hadi başlayalım. Şimdi ben sana ilk önce şunu söyleyeyim. As için mi rank kasıyorsun, Fatih için mi rank kasıyorsun? Eğer ki as için kasıyorsan senin için en iyi yol sezonun son 2 haftası 3. şahıs takımı da rahat rahat kasabilirsin. Neden son 2 hafta diyorsanız şöyle bir olay var PUBG Mobile'da. Mesela diyelim ki siz işte sezon bazı kaçtığınızda ne oluyor? Herkesin puanı düşük. Hani o yüzden 3 puan, 5 puan, 3-5, 3-5, 3-5 alıyorsunuz. Ama eğer bunu sezonun son 2 haftası yaparsanız o 3 puanlar size 10 puan oluyor artık. Hani 5 puan da 15 puan oluyor. Hani böyle bir yükselişe geçiyor. Mesela ben şu anda rankımı göstereyim, sizlere aldığım puanları da göstereyim. Buradan 15. sezona tıklıyorum. Ben şu anda Touch 3'teyim. Touch 2 olacağım. Bugün bu videoyu çektikten sonra ben Touch 2 olurum. Sıralamamı da sizlere şuradan göstereyim. Tekliğe geliyorum ve şu anda sıralamam 3111 ve 3. şahıs teklik asıyorum ben. Şöyle hani anlattığım olay size şu. Mesela şu anda hani buradaki adam mesela işte 5847 puanda. Hani teklide 5847'de adam puanı bitirmiş. Bunu takımlaya gelirsen adam 6100 falan filan ve buradaki puanlar aşırı yüksek. Hani mesela şu anda ben size söylemiştim zaten işte kaç puanda Fatih olunur falan filan. Tekrardan söyleyeyim. Buraya kaydırıyorsun, geliyorsun 100. sıradaki adamın puanına bakıyorsun. 5221 puan kasmış adam. Bu puandan 150 puan sildiğinde sen burada kaç puan olduğunda Fatih olabildiğini görebilirsin. Mesela düz yuvarlak 5200 diyelim, 150 puan çık. 5050 olduğunda sen burada Fatih olabiliyorsun. Hani ilk 500'e girmiş oluyorsun. Herhangi bir şey olmuyor. Ama diyelim ki bu puanı teklide kastınız. Tekliğe de hemen bakalım. Mesela teklide adam 4569 yapmış. 4550'de 150 puan çık. Burada da 4400 puanla Fatih olabiliyorsun. Yani 500'e giriyorsun kesin bir şekilde. Hani mesela işte takımlıyla tekliğinin farkı bu. Mesela hani orada adamlar çok kastığı için, rank puanları yüksek olduğu için sana başlarda çok verir. Ama sonlara doğru azaltır. Burada da aynı şekil, hani nerede çok puan varsa size çok puan verir. Nerede az puanda Fatih olmuyorsa sizlere orada az puanla Fatih olursunuz. Peki bu oyun sizlere puanı nasıl veriyor? Gelelim o kısma. Şuradan benim profilime geliyorum. Burada geldikten sonra benim şu anda KD'm 2.5. Hani ben KD'yi pek önemsemiyorum. Maç sonu 7-8 kill aldığım da oluyor. 10 kill aldığım da oluyor. 3-4 kill aldığım da oluyor. Bazen 0 kill aldığım da oluyor. Mesela ben elmas 3 falan ya da elmas 1 olana kadar full yattım. Hani bizim bir tane uçakta Fatih olma videosu var, ben onu kullandım. Elmas 3 ya da elmas 1'e kadar orada yattım. Canlı yayında regular show izledim. Büyük ihtimal biliyorsunuzdur. Hani Mordecai ve Rigby bilmeyen de, yani ne bileyim, gerçek oldular onlardır abi. Mesela benim şu anda puanım 3980. Burada işte istatistiklerime bakarsanız hani 250 maç yaptım ben. Yayında işte yayında olduğum için, insanlar sıkılmaması için birazcık rush attığım için 250 maçta buraya geldim. Normalde buraya gelmek 150 maçınızı bulur. Eğer gerçekten güzel, safe ve sabırla oynarsanız 150 maçta hani taşıyorsunuz, en fazla 200 maçta Fatih olursunuz. Burada öyle diyeyim ben size. Ama hani ben yayında olduğum için hafif rush'lar attım, birazcık eksi yedim. Mesela bir adamla falan inatlaşıp hani ilk silah kim alırsa işte alırdım maçı. Ben gittim ve gittim abi, sonunda bir eksi 50 yedim. Şimdi diyeceksin ki abi eksi 50 ne, ben bir maçta 30 puan alıyorum. İşte kanka öyle değil yüksek ranklar. Senin bir eksi 50'nin
rank maçında yaklaşık 3-4 saatine denk geliyor. Evet, 3-4 saatine denk geliyor. Ben bunu şu anda sana en iyi kariyer sonuçlarından göstereceğim. Burada kanka benim bugün yaptığım bütün şeyler var işte. Bütün yayında oynadığım maçlar var. Hani ben bunları yayında oynadım. Hiçbir şekilde hani şey yok. Yayına gelenler izlemiştir. Mesela burada 12. oldum. 4 kilim var. Artı 1 verdi. Burada 3. oldum. 0 kilim olduğu için artı 3 aldım. Burada neden 0 kilim var derseniz, oyun bana hiç bot yollamadı. Maç sonu da pusucuya öldüğüm için kill alamadım. Hani işte adama sıkıyorum, hasar veriyorum ama bana kill gelmiyor. Tam kaçıyorlar, gidiyorlar falan filan, bayağı hasar yapmıştım. Burada mesela 8. oldum. 1 leşle artı 3 verdi. Hani 12. oluyorsun, 4 kill'in var, artı 1 veriyor ve bu 4 kill'de full gerçek, hiç bot yok. Burada mesela 1. oluyor, işte 8. olan bir tane bot kill'in var, artı 3 veriyor. Bot kill'i şöyle söyleyeyim ben sizlere, bot kill'i demek mesela platin 1'deki adamı vurmak demek. Yani o orana eşitlemiş gibi düşünün. Hani siz ne kadar rank yüksek adamı öldürürseniz o kadar çok puan alır. Mesela burada benim aynı şekilde 3. olup 4 kill artı 9 aldığım maç da var. İşte 9 kill 3. olup artı 7 aldığım maç da var. Hani işte oranlar çok saçma. Mesela bak, 8. oluyorsun, 1 kill'in var, artı 3 alıyorsun. 9. oluyorsun, 3 kill'in var, 7 puan alıyorsun. Mesela burada ben işte 1. oldum üst üste 2 kere. 3 kill 1. oldum, artı 12 verdi. 4 kill yine 1. oldum, yine artı 12 verdi. Rank kasmak tamamen bir sabır işi. Hani işte yok pusarak Fatih olacaksın, yok 1k değilim Fatih olacaksın. O lafları boş verin kesinlikle diyenlere. Hani bu lafları diyenler genelde Fatih'e kasmaya çalışıp ya da kasmak istemeyip diğerlerinin Fatih olmasını istemeyen kişiler. Yani şöyle diyeyim mesela ben size, eğer ki rush mı atacaksın kanka, direkt hile olursun. Olay bu. Bak ben sana 3. şahıs teklideki hileleri sayayım. Rock King'imiz var, adam rankçı, yakında öldürebilirsin ama uzakta adamın vurduğu mermi seni öldürür. Ondan sonra Batu Faker diye biri var, 3-4 tane de Arap var. 3. şahıs teklide, hani emülatörde 7-8 tane hile var ve hani maçları 2-3 dakikada bulduğu için her maç bir hileye denk geliyorsun. Ben şansa bala bazen vuruyorum ya da işte bazen hileler ölüyor falan, öyle win alıyorum. Hani burada bütün maçları ben sizinle paylaştım. Bak mesela burada işte 1. olup 14 puan da aldığım oluyor. Hani bu puanlar mesela sizin öldürdüğünüz adamın kademesine bağlı. Evet, bu sefer de çok fazla mesela dedim. Hani burada 3. oluyorum, 2 kill'im var, yine puan vermiyor. Hani bak şu burada mesela şöyle düşün bak. 10. oluyorum, 3 kill'im var, artı 5 alıyorum. 3. oluyorum, 2 kill'im var, yine artı 5 alıyorum. Hani rank kasarken oyunun puanı aşırı saçma, ben sizlere onu söyleyeyim. Mesela burada 2. oluyorum, 5 kill'le 13 veriyor ama 4 kill'le 1. olunca 12 puan veriyor. Daha sonrası da ben dedim ki J7 Prime'den gireyim, direkt bana uçak hilesi geldi. İşte maçı oynayamıyorsun falan filan, beni 69. öldürdü ve -17 yedim. İyi ki de işte fazla puanım yokmuş, yoksa hani 50 alır mısın? Rank kasmak demek böyle bir şey. Hani ben size bunu söyleyeyim, rank kasacaksanız az puan aldığınız çok fazla maç olacak. Hani bundan kaçışınız, kurtuluşunuz yok abi. Peki şunu da cevaplayayım, emülatör mü daha çok puan veriyor, mobil mi? Mobil her zaman daha çok puan verir çünkü mobilde mesela 100 adamla başlıyorsa 70'i gerçek ama emülatörde 100 kişiyle başlıyorsa 50'si gerçek. Maç sonu ne kadar çok fight dönerse, siz o fight'ın içinde olursanız sizlere ek puan geliyor. Yani bu öyle bir işlem. İşte bana şeyi soranlar olmuş mesela, işte sen sezon 12'de nasıl Fatih oldun? Ben kankam sezon 12'de 5HN'de hiç 3. şahıs falan oynamadım. Teklide 4741 puanda as 5 yıldızla Fatih oldum. Yine aynı işte 2 puan verdiği de oluyor, 10 puan verdiği de oluyor. Değişiyor burası. Hani bütün olaylar bu şekilde. Peki sen şimdi Fatih'e kasmak istiyorsun, sana tekrardan bunu söyleyeyim. Eğer ki 8 hafta boyunca yaptığım Fatih olayım diyorsan, sana 1. şahıs tekliği her zaman öneririm. Ama teklide şunu da bilmeniz gerekiyor, her zaman maç sonu Teaming ya da hile oluyor. Hani bunlardan kaçışın kurtuluşun yok ama genelde Teaming yapanlar daha golsuz oynuyorlar bana göre. Çünkü mesela geçen bir maçta denk geldim ben Teaming'lara. Ben alan dışıyım, adamlar benim alana girmem için önüme sis atıyorlar. Ben de alana girdim, elimde AKM ikisini de vurdum, 4 kill falan win almıştım, artı 15 vermişti o maç. Hani puan durumu bu şekilde, umarım sizlere yardımcı olabilmişsimdir. Hani merak ettiğiniz şeyler varsa yazabilirsiniz. İşte
nasıl Fatih puanı olunur falan filan hepsini ben sizlere öğrettim diye düşünüyorum. Hani rank kasmak için mesela ben altın birim Fatih olur muyum demenize gerek yok. Önemli olan sizin kasıp isteminiz. Hani şöyle düşünün, mesela 4. hafta, 1. hafta, 7. hafta ne kadar geç Fatih olursan o kadar geç Fatih olma puanı artar. Hani 8. haftada bile sen Fatih olabilirsin fakat puan daha yüksek olur. Senin ona yetişme ihtimalin birazcık daha zor olur. Yani daha çok oynaman gerekir gibi düşünebilirsin bunu. Benden bu kadar dostlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Hani elimden geldiğince sizlere anlatmak istedim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Sezon 15'te Fatih olduğumda görüşürüz. Daha sonrasında işte çerçeve alırken falan sizlerle rank başlarını paylaşacağım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın efendim. Bay bay.